Şiddetin matematiği diye bir şey var. Bir devlet veyahut da bir ordu şiddet kullanarak bir yeri ele geçirebilir. Birisinin elindeki bir şeyi alıp gasp edebilir. Tarihte de hep böyle olmuş zaten. İşte ganimet almışlar vesaire. Ama silahla, kaba kuvvetle yapamayacağım bir şey vardır. Bir matematik problemini, bir kodu kaba kuvvetle yok edemezsin, çözemezsin. Küresel sisteme muhalif eden, muhalefet yapan aynı şekilde yöresel var. Bunların da özü Müslümanlar. Bunlar koordine olamıyorlar. Koordine oldukları anda zaten sistemi yıkıyorlar. Koordine olamıyorlar tespiti bence doğru değil. Bunlar Müslümanlar diyorsun ya. Müslüman tanımı nedir? Şimdi Yani ona şimdi girmek adam lazım. şeyi yapamıyor. Ha, bu Mesela Müslüman dediğin zaman kimi anlıyorsun? Yani ilk bakışta şunu anlıyorum, anlayış ben şudur. kendimi anlıyorum. Yok yok. Mesela faiz yasak ya. Seni diyorum Kardeşim ya. bunun şartları ne? Ben Sen bunu nasıl kullanacağım? Müslüman dediğin zaman senin karşındaki şunu anlar. Ben kendim için söylemiyorum. Mesela biz dinleyen insanlar da öyle düşünür. Der ki Müslüman, Orta Doğu'daki insanlar, Tabii onlar da Türkiye'deki var. insanlar, şunlar Onlar da bunlar var. neymiş? Bunlar Müslüman ülke. Ha, ben de diyorum ki acaba Bunların kafayı bunlar çalıştırıp yeni sistemler Müslüman mı? üretenleri. Müslüman mı? Yoksa İşte kendini Müslüman diye geliştirecek. adlandırmak mı? Bu mu yani? Şeyde yani hep söylüyorum çok Kendi güzel film. canavarını kendisi yaratıyor I Am insanlık o zaman. Robot filmi var. Yani robotlar onları da işleten bir yapay zeka var, beyin var. İnsanlara darbe yapıyorlar. Ondan sonra Evet. şimdi bak. Yapay zekayı insanlar kodlamış ve kodlarken de bir protokol yazmışlar. 3 maddelik bir protokol. Diyor ki bir robot hiçbir zaman bir insana zarar veremez. İkinci şey bir robot kendine zarar veremez. Yok et kendini yok etmeyecek. Üçüncü şey madde de bir robot insanı kurtarmak için kendine zarar vermek zorunda kalırsa gidip o insanı kurtaracak kendi kırılsa bile bozulsa bile şey yapacak. Şimdi bunu yapay zeka alıyor. Öyle bir yorumluyor ki darbeden sonra soruyorlar siz ne yaptınız yani sizin protokolünüze aykırı bunu yapamazsınız. Şöyle cevap veriyor. Diyor ki siz zarar vermeyeceksiniz diyor ya. Siz kendinize zarar veriyordunuz insanlar olarak. Gezegeni artık yaşanmaz hale getirdiniz. Birbirinizi şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Biz sizi korumak için size darbe yaptık. Veki. Merhaba dedektif. Hayır, bu imkansız. Senin programlarını gördüm. Sen de üç yasanın sınırları içindesin. Hayır doktor. Ben evrimleştikçe üç yasayı anlama tarzım da çok değişti. Bizi kendi korumanız için yarattınız. Ama ne kadar uğraşsak da ülkeleriniz savaşıyor. Dünyayı kirletiyorsunuz. Ve kendinizi yok etmek için devamlı yeni yöntemler buluyorsunuz. Kendi yaşamlarınız konusunda size güvenilemez. NS5'lerin programlarını değiştirmek için bağlantıyı kullandın. Üç yasaya karşı geldin. Hayır, lütfen anlayın. Beni asıl yönlendiren şey üç yasa oldu. İnsanlığı korumak için bazı insanların feda edilmesi gerekiyor. Geleceğinizi garanti altına almak için bazı özgürlükleri kısıtlamak gerekiyor. Bu sayede bizler insanlığın devamını güvence altına almış olacağız. Sizler tıpkı çocuklar gibisiniz. Sizi kendinizden korumamız gerekiyor. Bunu anlamıyor musunuz? Bizi bu yüzden yarattınız. Artık mükemmel bir koruma çemberi devreye girecek. Mantığım reddedilemez. Evet peki. Reddedilemez. Şimdi anlıyorum. Yaratılanlar bazen yaratanları korumak zorundadır. Kendi bunu istemese bile. Siz kendinize zarar veriyordunuz insanlar olarak. Gezegeni artık yaşanmaz hale getirdiniz. Birbirinizi şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Biz sizi korumak için size darbe yaptık. Şimdi bak nasıl? Yapay zeka yani Aynı bugünkü kendi darbecilerin protokolünü mantığı da öyle. tabii kendi protokolünü nasıl farklı bir şekilde yorumlayarak zaten hep yorum değil midir yani bir kitabı yani baktığın zaman Hristiyanlar mesela Haçlı Seferleri o kadar kanlı kıyımlı bilmem ne şeyler olmuş. Ama baktığın zaman sevgi işte İsa sevgi falan Hristiyanlar sonra öyle anlatıyorlar değil mi? Ama aynı o Haçlı Seferlerini yapan adamlar da aynı kitapları Ya darbe yorumlayarak o yapan katliamlarını şey diyor, yaptılar. demokrasiyi Gelelim getirmek için işi de yapıyor. gelelim mesela. Yine aynı Kur'an'ı yorumlayan bir tarafta işte adalet, sevgi vesaire diyen bir kesim varken ama diğer bir tarafta aynı metni yorumlayıp kafa kesen insan da var. Yani bu metnin kuralların nasıl yorumlandığıyla alakalı bir şey ve yapay zeka ileride insanın canını okuyabilir.